Denizler ve okyanuslar, uçsuz bucaksız, gizemli yerler. Sayamayacağımız kadar fazla canlının da yaşam alanı. Denizlerden bahsettiğimiz zaman insanın aklına ilk olarak balıklar, balinalar, işte yunuslar, foklar, ahtapotlar falan geliyor. Yani denizde yaşayan hayvanlar geliyor. Zaten bunun olması çok da mantıksız değil çünkü okyanuslar ve denizler hayvan çeşitliliği konusunda oldukça zengin. Her ne kadar insanın aklına ilk gelen şeylerden olmasa da denizel ekosistemlerde yaşayan bitkiler dünya için aşırı önemli. Ülkemizde de dünyanın geri kalanında olduğu gibi deniz bitkileri yaşamakta ve bunlar bulundukları ekosistemlerin devamlılığı için aşırı önemli. Önceleri hiç Ege veya Akdeniz'e kıyı kesimlerinden girdiyseniz deniz çayırı adı verilen bu bitkiyle de karşılaşmış olabilirsiniz. Kimileri "ıy yosun" deyip ondan iğrenir, kimileri ise ondan korktuğu için denizden sökmeye kalkar. Peki bu su bitkisi gerçekten böyle davranılmayı hak ediyor mu? Çevresine ve en önemlisi insanlara faydası ne? O zaman gelin hep beraber bakalım. Deniz çayırları neden dünya için çok önemli? Deniz çayırları. Dünyanın hemen hemen her yerinde denizlerin veya okyanusların dibine kök salarak yaşayan, fotosentez yapan çiçekli bitkiler. Evet, çiçekli bitki dedim. Yanlış duymadınız. Buna zaten birazdan değineceğiz. Deniz çayırı dediğimiz bitkiler dünyadaki bütün denizlerde veya okyanuslarda olsa da bugün konu aldığımız Posidonia oceanica türü Akdeniz'e özgüdür. Tabi burada Akdeniz derken Ege ve Adriyatik gibi yerleri de işin içine katıyorum. Çünkü coğrafi ve jeolojik açıdan buralar da Akdeniz'in bir parçası aslında. Bugünkü videomuzun konusu Posidonia oceanica, 1 ile 40 metre derinliklerde, kayalıklarda veya kumul zeminlerde çok sık bir şekilde görülebilir. Akdeniz'in genelinde durum böyle olsa da bizim kıyılarımızdaki popülasyonların birçoğu 10 ile 30 metre arası görülmeye başladı, yani habitatı bayağı geriledi ve daraldı. Dünyanın şu an sıkıntısını çektiği bütün doğal tahribatlar gibi deniz çayırlarının da azalmasının sebebi insanlar. Hem doğrudan hem de dolaylı yollarla bu canlılara biz bayağı bir zarar veriyoruz. Bütün bu sözünü ettiğim sıkıntılara ve ekolojik sorunlara ilerleyen dakikalarda daha detaylı değineceğiz. Ancak şimdi biraz bitkiyi tanıyalım istiyorum. Posidonia oceanica sadece ve sadece denizel ortamlarda yaşayabilen bir canlı. Yani benim de kuşları bolca çektiğim tuzlu su bataklıklarında falan yaşayamıyor kesinlikle. Posidonia kalıcı kök yumrularına sahip, çok yavaş büyüyen büyük bir deniz bitkisi. Yapraklarının tanesinin boyu yaz aylarında 1 metreyi bulabilir. Diğer pek çok bitki türü gibi sene boyunca eskimiş yapraklarını da döküyorlar. Tabii bu en fazla sonbahar aylarında yaşanıyor. Bu deniz çayırı 10 ila 29 derece sıcaklığındaki sularda rahatlıkla yaşayabilir. Fotosentez yapan bir canlı olduğu için ışık onun vazgeçilmezidir. Bu yüzden onları şeffaf ve berrak sularda daha çok görürsünüz. Çünkü bulanık sularda ışığı daha azaldığı için hayatta kalma olasılığı da düşüyor. Zeminin durumu bu canlıların yetişip büyüyebilmesindeki ana etkenlerden bir tanesi. Çamurlu, kaygan ve sağlam olmayan zeminlerde tutunamadığı için büyüyemiyorlar. Tutunup yetişebilseler bile bu sular bulanık sular ve ışığı o kadar iyi algılayamıyorlar. Dolayısıyla fotosentez iyi bir şekilde yapamıyorlar. Bu yüzden de çoğu ölüyor. Dalgalar da bu canlının büyümesi bakımından önemli bir etkendir. Kapalı koylara dışarıdan büyük dalgalar girmesi pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla daha sığ yerlerde bu bitkiler suyun yüzeyine kadar ulaşabiliyor. Öte yandan dalgaların daha yoğun açık yerlerde bu bitkiler daha derin noktalarda yetişiyorlar. Her iki şekilde de deniz çayırları çevrelerindeki deniz canlıları bakımından hem güvenli üreyebilecekleri hem de diğer canlılardan korunabilecekleri bir sığınak görevi görüyor. Nesli tehlike altında olan vatozlar, yeşil deniz kaplumbağaları ve kum köpek balıkları da bu bölgeleri yaşam alanı olarak belirleyebiliyor. Yani ekosistemlerin devamlılığının sağlanması konusunda da bu deniz bitkileri de önemli bir rolde. Fotosentez yaptıkları için denizlerdeki en büyük oksijen kaynaklarından bir tanesi yine deniz çayırları. Posidonia denizlerimiz için aşırı önemli canlılardan sadece bir tanesi ve maalesef tehlike altında. Bizim yüzümüzden. Her ne kadar tür genelinde bir soy tükeniş şimdilik söz konusu olmasa da Türkiye'deki bazı popülasyonları azalma eğiliminde. Biraz daha gerçekçi yaklaşacak olursak Akdeniz'deki deniz çayırı habitatlarının %90'ı tahrip olmuş durumda. Bu tahribatın tek ve yegane bir sorumlusu var ki onlar da insanlar, yani bizler. Akdeniz Koruma Derneği'ne göre deniz çayırlarını tehdit eden 11 tane önemli unsur var. Bunlar sırasıyla teknelerin demirlemesi, dip trol avcılığı, sedimentasyon, erozyon, ötrofikasyon, tuzluluk artışı, yabancı alg türleri ve yabancı otobur türler, iklim değişikliği, deniz kirliliği, kıyı tahribatı ve turizm baskısı. Bütün bunlardan daha üst bir sorun cahillik ve bilinçsizlik de deniz çayırlarını tehdit eden en önemli unsurlar arasında.
Akdeniz günümüzde en çok tehlike altında olan denizlerden bir tanesi. Hatta belki de başlarında geliyor. Küresel ısınmanın gittikçe artması ve tehlikelerinin de yayılması Akdeniz'de tabii ki doğrudan etkiliyor. Bunun doğrultusunda denizi temiz tutmasıyla bilinen büyük bir midi türü olan Pina, 2016'da beraber küresel ısınma sebebiyle toplu ölümlere başladı ve günümüzde kritik anlamda tehlikede. Hayatta kalan popülasyonları da Akdeniz'i terk ederek Marmara'ya doğru kaymaya başladı, daha soğuk sular olduğu için. Tabii Marmara'nın durumu da ortada, pek sağlıklı bir ekosisteme sahip olduğu söylenemez. Pina maalesef büyük oranda yok oldu. Aynı kaderi deniz çayırlarının yaşamaması gerekiyor. Eğer onlar da yok olursa beraber yaşadıkları bir sürü balık, kabuklu, yumuşakça onlarla beraber yok olacak. Peki oldu da bu deniz çayırları yok oldu. Biz onları kolay bir şekilde üretemez miyiz? Sonuçta bitkiler. Posidonya'nın büyüyüp sağlıklı bir ortam oluşturması inanılmaz uzun bir süre. 10 ve 20 yıldan daha fazla sürdüğü oluyor. Posidonya çayırları sanayi devriminden bu yana Akdeniz ülkelerinin sebep olduğu karbondioksit emisyonlarının %11 ile %42'sini tuttuğu tahmin ediliyor. Yani bu öyle az buz bir miktar değil. Zaten geç olgunlaşan bu bitkiyi yok ederek dünyaya hiç olmadığı kadar daha fazla zarar veririz. Yani verdiğimiz zararı katlanarak arttırırız. İnsanların ondan korkma ve iğrenme duygusunu da gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla çok kolay bir şekilde aşabiliriz. Deniz çayırları Posidonya hakkında aslında uzun bir süredir konuşmak istiyordum ancak bugüne nasipmiş. Bu konunun bilinmesi ve daha çok yayılması gerektiğini düşünüyorum çünkü gerçekten bizim ülkemiz için de büyük bir sorun deniz çayırlarının yok olması. Zaten bir sürü sebepten dolayı tehlikede olan Akdeniz'in şu an sağlam kalan çok az damarından bir tanesi bu bitkiler ve onların da ortadan kalkması daha büyük felaketleri beraberinde getirecektir. Videoyu bitirmeden önce ufak bir duyurum olacak. Bu kanalda artık bundan sonra daha fazla deniz bilimleri, deniz canlıları hakkında videolar göreceksiniz. Bunun tek bir sebebi var, benim kariyer anlamında deniz bilimlerine yönelmiş olmam. Eğer beni sosyal medyadan da takip ediyorsanız geçenlerde Deniz Memeleri Araştırma Derneği'nde ispermaşit balinası hakkında bir araştırmayı da gönüllü olarak katıldığımı görmüşsünüzdür. Marin biyolojiye yoğunlaşmışken portfolyomun da bu konuda daha geniş olmasını istiyorum. Bu yüzden bu kanalda bundan sonra daha fazla balina, daha fazla köpek balığı ve daha fazla deniz canlıları göreceksiniz. Bu arada balina demişken Türkiye'de gerçekten balinalar var. Birçok kişi bundan habersiz bir şekilde yaşamaya devam ediyor olsa da bu muazzam canlılar bizim sularımızda da yaşıyorlar. Yakın zamanda bu konuyu ele aldığımız bir videoda yapacağım. O zamana kadar beklemede kalın. Görüşürüz. Bye bye.